Kaşot Çiftliği'ndeyiz. Evet. Ahmet'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Hoş Elif geldin. Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biraz zor ikna ettim söyleşiye. Ya. Beni kırmadığın için teşekkür ne ediyorum. Ne demek? Ne demek? Her zaman. Yeni yerindesin şu an. Ben eski yerine evet, daha önce evet. gelmiştim. Burası 25 dönüm mü demiştik? Burası 25 dönüm. Yeni yeri açtık buraya. Tam olarak bitiremedik ama şu anda faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki hafta burada 3-4 tane böyle bir kendi kültürlerimizden bir şeyler koyabilmek için uğraşıyoruz buraya. 4 tane çadır gelecek. Kıl çadırlar, eski yörük, yörük çadırı. Hı. Evet. Ondan sonra burayı biraz çimlendireceğiz ama bu sezona yetiştiremedik. Çünkü yeni buraya geçtiğimiz için yetiştiremedik. Evet. Başladığın zamanı ben hatırlıyorum. Evet, benim evet. de Kaş'a ilk geldiğim evet, zamandı. Evet. Hatta ilk defa ben ata da burada bindim. Evet. Bu arada senin eşliğinde. O yüzden de o hikayeyi özellikle paylaşalım istiyorum. Sen hiç hayatında canlı at görmemiş. Kaş'ta restorantımız vardı bizim. Evet, herkesin bildiği kadar. Yatçılık yapıyorduk. Ondan önce de işte kendi küçükken ellerimizde fıstıklar falan satıyorduk barlarda. Kaç yıldır Kaş'tasın? 88 yılında babamın bir asker arkadaşı sayesinde geldik buraya. Hı hı. İlk geldiğimiz senelerde Kaş'ta hiçbir şey yoktu. Hatırlıyorum o zamanları ben. Hiçbir şey yoktu. Daha güzeldi tabii Çok ki. Güzeldi, Çok evet. süper bir şeydi. O yıllarda geldik işte Kaş'ta biraz sıkıldım. Sıkılma sebebim de kalabalık falan değil. Böyle sıcak, o, bu falan diye. Daha sonra çok kalabalık olunca daha çok bunalmaya başladım. Kendimi yukarıda bir iş kurmak istedim. Hayatımda da hep kendimi bildiğim günden bugüne kadar hayvan olmuştur. Bu kedi olabilir, kuş olabilir, akvaryumda balık olabilir, tavşan olabilir, köpek olabilir. Daha sonra dedim ki ya ben bir hayvanla neden dedim yani bir iş yapmıyorum ki. Baktım Kaş'ta da at çiftliği yok. Bir at çiftliği kurayım dedim. Senin bu karar verdiğinde hala hayatında canlı at görmemişsin. Canlı at Kaş'ta nerede göreceğim? İşte, Kaş'ta... Ama sen kafanda hani burada böyle bir şeyin... Bu bir girişimcilik tabii, çünkü. Tabii ki. Şöyle hayatımda canlı at görmedim. Dokunmadım. Atın ne olduğunu bilmiyorum. İlk atı aldım köylüden. 250 TL'ye aldım. Eğer için 1250 TL para harcadım. Ben at sanıyorum. Meğersem at değilmiş yani poniymiş. Korktum. 2 gün yanına yaklaşamadım ama ben bu çiftliği açma kararı startı verdikten sonra abim, kardeşim, annem, babam, arkadaşlarım bunların hepsi bana dedi ki yapma, sakın yapma. Hayatında görmediğin, bilmediğin bir işi yapma. Şu anda hepsi buradalar. Benden daha iyi keyfini çıkartıyorlar. Ben bu işi yaparken herkes karşı çıktı. Karşı çıkmaların sebebi aslında bilmediğim bir işi yaptığım için böyle düşündüler. Atlara eğitimde de şöyle, gelen insanlardan bir şeyler öğrendim. Kış zamanlarında internetten, daha sonra da at camiasına girdiğin zaman ister istemez atın gerçekten bir özelliği var. Yani ata biniyorsan dünyanın her gittiğin yere, tatile olabilir, çalışmaya olabilir, bir at görmek zorundasın. Ve gelen profesyonel arkadaşlardan da ufak tefek bir şeyler öğrenerek kendimi yetiştirdim. Biz burada atlara hiçbir şekilde zarar vererek eğitmiyoruz. Eğitimde ceza olarak aç bırakmıyoruz. Biz burada sesli komut. Bu bizim 3 gün 5 gün daha fazla alıyor ama hiç sorun yok. Ata dur diyoruz duruyor. Git diyoruz gidiyor sözlü komutta. Koş diyoruz koşuyor. Bekle diyoruz bekliyor. Profesyonel arkadaşlarımız da şunu söyleyebiliyor bize. Sen nasıl yaptın? Sen bunu nasıl çözdün? Ben burada kış günü, şimdi yazın işlerimiz... Orada bir tutku da var tutku, değil mi? Tutku, sevgi. Esas sevgi, tabii, tutku. Tabii, yani tabii. Merak. 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 Çok güzel, çok merak. Tabii merak çok püf nokta diyeyim size yani. Merak çok güzel bir şey bence. Evet. Bunları da yaparken böyle sıralarken bunları başlıyorsun yani. Ata bir şey öğrettim ve yapıyor. Bu sefer de at senden bir şey istiyor. Bu nedir? Yürümek istiyor seninle, seninle koşmak istiyor üzerine binmeden. Belki beni rahat bırak diye hamleler yapıyor. İşte ben bugün ders çalışmayacağım diyor. İşte benim karnım aç diyor ve bunları çözmeye başlıyor. Birbirinizin dilini öğreniyorsun. Tabii çok sen. Süper yani. Bunda hiç biz burada hayatında canlı ata binmemiş, dokunmamış, görmemiş insanları alıyoruz. 2 saat tura götürüyoruz. Evet, onu özellikle belirteyim. Turda Likya yolu üzerinde tabii. değil mi? Yani çok güzel. Pellos ve Antipellos'u bağlayan Likya güzel. Yolu üzerinden gidiyoruz. Evet, çok güzel evet. deniz manzaralı. Evet. Bir rotanız var. Aynen. Yani ata binen insanlar için bile aslında eşsiz bir deneyim bence. Hani hı. profesyonel insanlar için de hani o güzergahı deneyimlemek tabii.
tarih yürümüş orada. Oranın enerjisi bile çok farklı. Tabii. Oradan yürüdüğün zaman yani Likyalılar neden Kaş'ta yaşamışlar? Neden Kaş taraflarında çıkmışlar, bu bölgede yaşamışlar? Neden yani? Yürüdüğün zaman hissedebiliyorsun bunu. Başka bir açıklaması yok. Bence yok. Yürüdüğün zaman... O enerji var gerçekten. Var tabii ki. Çünkü konakladıkları yerlere bakıyorsun, enerjisi çok yüksek. Hava dar, temiz, hiçbir kötülüğü yok. Hayvanlarını bağladıkları yerlere bakıyorsun eğer öyleyse. Orası inanılmaz. Yollarına bakıyorsun, bugünün teknolojisi yapamamış o yolları. Şimdi Pellos'tan aşağıya, yani Pellos'tan Antipellos'a, o uyuyan devin oradan aşağıya indiğiniz yol dünyada bence eşi benzeri yok. Gittiniz mi oraya? Yani yürüyerek gitmedim. Eşi benzeri yok. Gittim tabii de. Eşi benzeri yok bence o yolun. Çünkü kayaların üzerine kaya işlemişler. Hı hı. Tarihinden bu yana hala devam ediyor. Ben bunları gördükten sonra zaten hiç Kaş'a da inmek istemiyorum. Hı hı. Bir yere de gitmek istemiyorum. Gelen turistler, bir defa gelen turist mutlaka aynı tatil içinde ikinci, üçüncü defa gelmek istiyorlar ve geliyorlar. Hı hı. İlgileniyoruz. Hiç sorunsuz. Bir de 4 mevsim bunu burada açık burası. Tabii 4 yani, mevsim. Yani özellikle Kaş'ta yaşayanlar kışın gelip çocuklarını belki getiriyorlar işte ata binmeyi öğrenmesi için. Şöyle yapıyoruz. Yazın şimdi turistler geliyor. Dışarıdan gelen arkadaşlar, misafirlerimizle ilgileniyoruz. Çünkü içeriden arkadaşlarımız burada restoran sahibi, otel sahibi, kafe sahibi. Bunların hepsi burada şu anda iş çok iş yoğun işte yoğundalar tabii ki, turizm şirketlerine sahip çok yoğun çalışıyorlar. Biz de şimdi bu aylarda yoğun çalışıyoruz. Şimdi turizm çekildikten sonra bu arkadaşlarımız da bu sefer ya biz de at çiftliğine çocukları götürelim. Gidelim çay içelim, kafa dinleyelim. Biz 4 mevsim aslında ufak tefek böyle devam ediyoruz yani. Çünkü Kaş'ta hava güzel olduğu zaman zaten gün içinde aynen yazdan çok daha keyifli bir hava süper oluyor. Süper bir hava oluyor, evet. Dışarıda durmak için. Yazın çünkü bunaltıcı bir sıcak var. Evet. Daha belli bir zamanda burada belki at binilebilir. Peki o güzergahı yürümekten atlar da mutlu mu? Normalde profesyonel arkadaşlarımız ata bindirdiğimiz zaman yürüyerek gitmek istemezler. Çünkü işi bildikleri için. Yürüye koşturmak isterler ama böyle çok hızlı da değil. Yani kendi temposunda yavaş yavaş koşturmak isterler. Biz Likya yoluna çıktığımızda işte su sarnıcını görüyoruz. Oradan geçiyoruz işte şunu görüyor, bunu görüyoruz. Misafirlerimiz diyor ki bir saniye yavaş gidelim, tadını çıkartalım. Ve burası inanılmaz güzel yol diyorlar. Ve su sarnıcını soruyorlar. Bildiğimiz kadar aktarıyoruz. İleriye gidiyoruz. Oradaki şarap mahzenlerini soruyor. Bildiğimiz kadar aktarıyoruz. Biz de bunun işte sizler gibi bilgili arkadaşlarımız da gezip bize bir şeyler gösterdiği zaman diyoruz ki burası buymuş diyoruz yani. Biz bunları aktarıyoruz ve dönüşte de buraya geldiklerinde çay içerken birbirlerine söyledikleri ya ata bindik ama çok 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 inanılmaz şeyler gördük diyorlar. Yani gördükleri bize göre, şimdi Kaş'ta yaşadığımız için bir su sarnıcı, su sarnıcı deyip geçiyoruz yani. Ama onlar için çok önemli. Biz bunun önemini üste çıkartamıyoruz kendi aramızda. Ama o insanlar bunlar için fotoğraf çekiyorlar. Bakıyoruz biz, her karesini çekiyorlar. Aa ne kadar güzel diyorlar. Yanında duruyorlar. Bizi çeker misin lütfen diyorlar. Su kuyularını çekiyorlar. Şunu yap, bunu yapıyor. Bizler için, biz artık rutine bindirdik galiba bunları. Diyoruz. Bir süre sonra doğallaşıyor hep içinde olunca. Evet ama bunlar için çok önemli. O gelen misafirlerimiz için çok önemli ve inanın ikinci ata binişinde ilk kelimeler yine o su sarnıcının, işte o Likya yolundan gidecek miyiz? Bizim aslında başka bir parkurumuz yok. Evet. 2 saatlik bu parkurumuz var. Tekrar onu istiyorlar. Ve hiç binmeyen insanları da aynı parkura çıkartıyorsun. Tabii. Hatta bildiğim kadarıyla Düşler Akademisi ile ortak çalışmalarınız da oluyor ve engellileri de bindirebiliyorsun. Onlar bu sene pandemiden dolayı... Bu sene çalışmıyorlar. Evet onlarla görüştük ama geçmişte engellileri de bindirebilme deneyimin var. Tabii. Onu biliyorum. 3000... Yani oraya gelen bütün engellileri 5 yıl boyunca hiçbir şekilde ücret talep etmeden sponsorluk yaparak hepsine ata bindirmişliğimiz var. Bir tane beyaz atımız var orada ileride. Kahverenginin yanında. O atımız tabii ben bu işi bilmeden engelli, şimdi ayağında protez oluyor, at korkuyor. Acaba bu niye korkuyor diyorum. At ondan korkuyor. Böyle git gel git gel bindir indir falan derken atlar bunu öğrendiler ve engelliyi
engelli de daha sakin atlar. Atlar. Hissediyor o da. Çok, bence çok. Engelli de daha sakinler. Peki rota belli Likya yolunda ve dediğin gibi işte sen hiçbir şey hiç bilmeyeni de yürütebiliyorsun. Evet. O anlamda güvenli. Evet, evet, tamamen. Peki öncesinde burada bir deneme hiçbir şey yok mu kapalı alanda? Hiçbir şey yok. Direkt yola mı çıkıyorsunuz? Direkt bindiriyoruz. Siz diyoruz masada sandalyede oturduğunuz gibi oturun. Ama bu... binme pozisyonunu da gösteriyorsunuz. Tabii tabii. Ayağınızı ayarlıyoruz. Oturmayı gösteriyoruz. Aha. Bunun üzerine binerken zaten bir dakikalık bir şey gösteriyoruz. Öndeki rehber at ne yaparsa ikinci at onu yapıyor, üçüncü at onu yapıyor, dördüncü at onun yaptığını yapıyor. Zaten birbirleriyle bir uyum halinde. Tabii ben. Sürü psikolojisinde yaşarlar atlar zaten. Öndeki ne yaparsa lider at hepsi onu tekrar eder. Biz koşmayacağımıza göre, biz işte bir şey yapmayacağımıza göre onlar da ip gibi hiçbiri birbirine şey yapmasız devam ediyor. Hı-hı. Yani geçmez, biri korkmaz, kaçmaz. Biri tekme atmaz, ısırmaz. Öyle hiçbir huyları yok. Sakin ve yavaş bir şekilde kullanıldığı için de üzerine binen kişi de aslında çok rahat edebilir. Sakinliyor ve yavaşlıyor. Özellikle günümüzde zaten her şey çok hızlı olduğu için aslında onu hani yaşamak adına yavaşlığı çok güzel bir yöntem. Yani yaptığın şey güzel bir girişimcilik ve o yaşadığın en baştaki şeyleri de hatırlıyorum ben. Evet, yani evet. Herkes karşıyken başladığında biz gelerek destek olmaya çalışıyorduk o dönemde. Sizlerin çok büyük destekleriniz var o fotoğraflar. Evet fotoğrafları, o çekimleri alıp broşür yaptırmak çünkü hiçbir imkanım yok. Evet, hatırlıyorum. Sensin sana rica ediyorum. Diğer arkadaşım ben burayı açarken cebimde 1 lira para yoktu. Evet. 1 liram yoktu. 1 liram yoktu. Şu anda ama iyi kazanıyor musun? Şu anda kazanıyorum. Aha. İyi olmasa da kazanıyorum. İyi, telefon yatıyor, elektrik, su yatıyor. Kendi özel ihtiyaçlarım gidiyor. Çayım, kahvem, gelen misafirlerimi ağırlayabiliyorum. Atlarımın ve hayvanlarımın hepsinin karnı tok. Hiçbir sorunu yok. Daha ne olsun ki? Evet. Daha ne yapabilirim? Tabii söyleyeyim. Canım. Yani sonuçta zaten sürdürülebiliyorsa bu yaşam. Tabii, tabii. Senin de istediğin yaşamı kendime burada ev yaptım tabii, dedim. Tabii küçük bir tane kendi elimde. Böyle 1+1 bir küçük ev yaptım. İçine kediyi de koydum. Kedi yoktu çiftlikte. Dedim ki evim olursa kedi de koyacağım. Ona da içeriye bir tane kedi koydum. Kapısı açık tamam çıkıp giriyor ama kediyi de koydum. Burada gördüğünüz her şeyi tek başıma kendi elimle tekrar yaptım. Orada tecrübelendim. Burada bir daha tekrar yaptım. Şimdi o çadırlar gelecek. O çadırları oturtturduktan sonra arka tarafına 18 dönüm bir yer var, dümdüz bir arazi var. Oraya da bir şeyler yapacağız. İşte bu ekme, dikme, işte gelen misafirlerimizin böyle bu da mı var diyebileceği bir takım bir şeyler yapabiliriz hiç. Burada organizasyon da birkaç tane evet. O benim bilmediğim de belki vardır. Geçen gün modern dans vardı. Manejin içinde küçük bir ateş yaktılar. Ha. Modern dans yaptılar. İstanbul'da bir grup gelmişti. Onlar yaptı. Bayağı da biraz kalabalıklardı. Onlar kendilerinde yaptılar. Evet, öyle şeylere de açık olduğunu biliyorum. Açık, yani daha önce biz mesela Begonville'in bir eğitimini almıştık. Burada akşam yemeği olmuştu. Yani ata binmek isteyenler binmişti, yardımcı olmuştu. Veya işte bizim kreşte çocukların bir etkinliği olmuştu. Ağaç dikimi projesi olmuştu. Sonrasında geldik at çiftliğinde. Evet. Bütün çocuklar eğlendi, oynadı eski yerde. O anlamda da gayet misafirperver, böyle hani herkesi sıcak bir şekilde karşılıyorsun. Aynen. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Elif Hanım. Her zaman bekliyorum. Teşekkürler, hep söylüyorsunuz. Sizden benim bir ricam daha var. Lütfen gelin. Tamam, çok teşekkür ederim. Kaşı çok seviyoruz hepimiz. Evet. O yüzden Kaş'tayız. Sizler de şunu çok iyi biliyorum. Bu yayınları yapma sebebiniz de Kaş için yapıyorsunuz. Burada yaşadığım için tabii Kaş önemli ama hani benim için hani bütün dünyada ya yani buradaki Kaş'ta senin bu yaptığını ne bileyim başka bir köyde biri heveslenip o da ilhamlanıp yapabilir diye biraz da bunu yansıtmak istiyorum. Yani çünkü o herkes karşıyken birinin hadi yaparsın demesi o kadar önemli ki. Yapar. Onu insan yeter ki istesin. Hiç hayatında at görmemiş bir adam at çiftliği açıyorsa insan her şeyi yapar. Ama startı vermek önemli. Evet. Emek harcamak. Tabii. Zaten yani sen yaptığın bir şeye inanıyorsan
inandığın bir şey, senin hayatında görmediğin bir şey de olsa o sana verimini veriyor. Nasıl bir ağacı dikiyorsun sana üzümünü veriyorsa, gün geldiği zaman onu vermeye başlıyor. Ve sen bundan sabırla, bu sefer mutlu. Tabii. İşte bu anlamda benim için güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Şey değil, çok istememiştin ama kırmadığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.